Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayakkabı tarzı iki şiş dikiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem ve gül kurusu pembe olmak üzere iki tane patiklik ip kullandım hanımlar. Bu renkli ipimiz çok az gidiyor. Ana rengim krem. Hemen iplerimi bir kenara alıyorum. Ben böyle kısa iki şiş ile yaptım. Dileyen misnalı şiş de kullanabilir. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte hanımlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık bir patik oldu. Şöyle göstereyim desenimizi yakından. Çok tatlı oldu patiğimiz. Ayakkabı tarzı. Patiğimin hiçbir yerinde hiçbir şekilde dikiş yok. Tamamen baştan sona dikişsiz iki şiş ile yaptım. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Tabanımızı da göstermek istiyorum bu şekilde. Patiğimiz böyle. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimizi bilek bölümünden başlayacağız. Krem ipimle başlayacağım. Öncelikle 23 adet ilmek atacağım hanımlar. 23 ilmek ile patiğime başlıyorum. Bu şekilde. Birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. 23 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. patimizin kenarında açılma olmasın diye. Şöyle. Hanımlar şu anda bu bölümü yapıyoruz. Burada bir düz, bir ters lastik uygulaması yapacağız. Selanik lastik yaptım ben. Ee, öncelikle ilk ilmeğimi şekilde düz örerek başlayacağım. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Ardından bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde lastik uygulaması yapacağız. Bir ilmeği ters örüyorum, bir ilmek düz, bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters ve sonuncu ilmeğim düz denk geldi. Düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi lastiğimizi yapmaya başlıyoruz. Selanik lastikte hanımlar yapılış şöyle oluyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Ön yüzde düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. İp arka yüzde kalıyor. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Tersimi ördüm. Bu selanik lastik türünde hanımlar Ön yüzde düz ilmeklerimizi örmüyoruz, ters ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde. Düzümü örmeden aldım, tersimi örüyorum. Düzümü aldım, tersimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar yapıyoruz. Bakın son ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın ters ilmeğim var, ters örüyorum. Düzümü düz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini bir ters bir düz olacak şekilde örüyoruz. Sadece bu lastik türünde ön yüzde düz ilmekleri örmüyoruz, ters ilmekleri örüyoruz. Lastiğin yapılışı böyle çok da patiklere yakışıyor. Gerçi her türlü örgü, örgüye bu tarz lastik yakışıyor. Ben bu yüzden patiğimde de bu lastik uygulamasını kullandım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle örüyorum. Sonuncu ilmeğim düz denk geldi. Düz örüyorum. Tekrardan bakın ön yüzdeyi sanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. <laughs> ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ters ördüm. Bu şekilde hanımlar. Ön yüzde düzleri örmüyoruz. Sadece tersleri örüyoruz. Arka yüzde de düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olacak şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Lastik uygulamamızı böyle yapıyoruz hanımlar. Şöyle bakın. Görüntüsü ön yüzden böyle. Çok düzgün görünüyor bu tarz lastikler. Şu anda baktığımız anda hanımlar buraya bir, iki. İki sıra yani iki, iki ilmek düz lastik görüntüsü var. Düz örgü görüntüsü var. Hanımlar ben bu patiğimde buraya e, altı Lastik 6 tane düz ilmek olacak şekilde lastiğimi yaptım. Artırma ya da eksiltme olmadan 23 ilmek üzerinden bakın iki tanesini birlikte yaptık. 6 tane altı sıra bu şekilde lastiğimi yaptım. Şimdi hanımlar bilek bölümündeki lastiğimizi bu şekilde 6 e, ilmek düz olacak şekilde ön yüzde örelim ve gelelim. Evet hanımlar lastiğimi ördüm ve geldim. Hemen bu lastiğimizi bitirdik. Şimdi renkli ipimi bağladım buraya. Modelimize geçeceğiz. Hanımlar bu modelimiz 6 sıradan oluşuyor. 6 sırada bir model tekrar yapıyoruz renk değişikliği yaparak. Şimdi renkli ipimle modelimin ilk sırasıyla başlayacağım. Modelimin ilk sırasında hanımlar ilmeklerimin hepsini düz öreceğim. Ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Sonrasında gelen ilmeklerimin hepsini modelimin ilk sırasında düz olarak örüyorum. ilmeklerimi düz örüyorum ilk sıramda. Sıra sonuna kadar ön yüzde e, ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimizde birinci sıradayız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Modelimizde arka yüzde ve ikinci sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına iki ilmek daha ters ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki ilmek ters ördüm. Sonrasında ipimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Doluyorum. Bir ilmek ters doladım bir ilmek ters ördüm. Doladım bir ilmek ters ördüm. Doluyorum bir ilmek ters. Burada ilmek sayıları artıyor hanımlar. Doluyorum bir ters örüyorum. Doladım bir ters. Doladım bir ilmek ters ördüm. Doladım bir ilmek ters. Doladım bir ilmek ters. Dola bir ilmek ters. Dola bir ilmek ters. Doladım bir ilmek ters ördüm doladım bakın sonra 3 ilmek kalana kadar bu işlemi tekrar ettim en son doladım ve kalan 3 ilmeğimi ters olarak ördüm arka yüzde ikinci sırayı tamamladık şimdi modelimizde ön yüzde ve üçüncü sıradayız bu sıramızda artırdığımız ilmekleri geri toplayacağız hanımlar öncesinde kenar ilmeğimi düz örüyorum hemen yanında kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm bir ilmek düz ördüm sonrasında hanımlar bir ilmek ters öreceğim Bakın burada bir tane artırdığım ilmek, bir düz ilmek, bir tane daha artırdığım ilmeğim var. Bu üç ilmeğin üçünü birden bakın keserek örüyorum. Üçünü keserek ördüm. Hemen yanında bir düz ilmeğimi ters örüyorum. Artırdığım ilmeğim var, bir düz ilmeğim var, bir daha artırdığım ilmeğim var. Üçünü birlikte alıyorum. Keserek örüyorum. Üçünü kestim. Bakın, artırdığımız ilmekleri bu sıramızda geri toplamış oluyoruz şeklimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Aralarda birer tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Artırdığım ilmeğim, düz ilmeğim ve artırdığım ilmeğim. Üçünü keserek örüyorum. Bir ilmek ters. Yine bu üç öndeki üç ilmeği keserek örüyorum. Bir ilmek ters. Şu öndeki üçlü ilmeğimi keserek örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Öndeki üç ilmeğimi keserek örüyorum. Bir ilmek ters. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. 1 ilmek tersimi ters ördüm. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. 1 ters. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Kalan son iki ilmeğimi de <laughs> düz olarak örüp ön yüzde 3. sıramı tamamlıyorum hanımlar. Bakın şeklimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor bu sıramızda. Geri döndük arka yüzdeyiz hanımlar. Dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki bir tersimi ters olarak örüyorum. Hanımlar bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm arka yüzde şurada. Tomurcuk yapmış olduğumuz ilmeğimize geldik. Bu ilmeğimi hanımlar ipim karşıda örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim karşı tarafta bir ilmek düz örüyorum. İp tomurcuk olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum tomurcuk olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tomurcuk ilmeklerimizi örmeden alıyoruz hanımlar. Yanındaki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm. Şimdi de son iki ilmeğim kaldı. Kalan iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Böylece dördüncü sırayı tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizde beşinci sıramıza geldik. Beşinci sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanında bir ilmek düzüm var düz örüyorum. Bakın burada bir tane tersim var. Bunu da ters örüyorum. Yine tomurcuk ilmeklerimize geldik. Yine hepimiz karşı tarafta hanımlar. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Tomurcuk olan ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipim karşı tarafta. Bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuk yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar işlemi bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın tomurcuk olan ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Beşinci sıramızı da tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Modelimizde arka yüzdeyiz ve altıncı sıradayız. Yani son sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. İlmeklerin tamamını ters öreceğiz. İlk modelimizi böylece pembe ipimizi de tamamlamış oluyoruz. Ön yüzde tekrardan modelin birinci sırasından e, diğer krem rengimizle devam edeceğiz. Sırasıyla hepsini ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. İlk modelimiz bitti. Şimdi hanımlar e, krem ipimiz ile ikinci modelimize başlayacağız. Şöyle kremimi alıyorum alttan. Bu aşamada hanımlar e, modelimizin tekrar birinci sırasındayız. Pembe ipimize yaptığımız işlemin aynısını krem ile yapacağız. kafanız karışmasın diye ikinci modeli de sizlere anlatacağım. Modelimin ilk sırasındayım. E, ön yüzdeyim. İlmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar krem ipim ile düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasında ilmekler düz olarak örülüyor. Bu şekilde hepsini örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. Modelimizin ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına iki ilmek daha ters ördüm. Toplamda kenarda üç ilmeğimiz oldu. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Dola. Ters ör. Dola. Bir ilmek ters. Dola bir ilmek ters. Dola bir 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 ters. Son 3 ilmek kalana kadar devam ediyoruz hanımlar. Doluyorum. Ters örüyorum. Doluyorum. Ters örüyorum. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Ters ördüm. Doladım. Son 3 ilmeğim kaldı burada. Kalan 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Geri dönüyoruz modelimizde ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Bu sırada ilmeklerimizi geri topluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından bir tane de ters örüyorum buraya. Burada doladığım ilmek düz ilmeğim ve doladığım ilmeğim. Üç ilmeği birden alıyorum. Üçünü keserek örüyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Yine öndeki doladığım ilmeğimi düz ilmeğimi ve doladığım ilmeğimi üçünü birden alarak kesi kesiyorum. Bu şekilde topluyorum üçünü. Araya bir ilmek ters örüyorum. Yeniden bu öndeki üç ilmeğimi keserek örüyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Tekrardan öndeki üç ilmeğimi keserek örüyorum. Araya bir ilmek ters örüyorum. Öndeki üç ilmeğimi keserek örüyorum. Araya bir ilmek ters. Tekrardan öndeki üç ilmeğimi keserek örüyorum. Bir ilmek tersim var. Öndeki üç ilmeğimi keserek örüyorum. 1 ilmek tersimi ters ördüm. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. 1 ilmek tersim var. Ters ördüm. Tekrardan öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de Hemen tersimi örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde üçüncü sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizde arka yüzdeyiz ve dördüncü <laughs> sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek daha ters ördüm. Bakın burada bir ilmek düzüm var. Baktığımızda düzümü düz örüyorum. Bu sıramızda hanımlar, ipim karşı tarafta. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz ördüm. Tomurcuk yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine tomurcuk olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizde dördüncü sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Bir ilmek düz ördüm ve kalan iki ilmeğimi de ters örüyorum. Dördüncü sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum ön yüzdeyim ve 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düzümü düz örüyorum. Hemen burada bakın bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Yine bakın hanımlar ipim karşıda. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Tomurcuk ilmeğimi örmeden alıyorum. ipim karşı tarafta. Ters ilmeğimi ters ördüm. Tomurcuğumu örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Tomurcuğumu örmeden aldım. Tersimi ters ördüm. Sıra sonuna kadar 5. sıramızda ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar 5. sıramızı bu şekilde tamamladık. Geri dönüyorum. Modelimde 6. ve sonuncu sıradayım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Böylece ikinci rengimiz ile ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Ön yüzde tekrardan pembe ipimize geçeceğiz ve üçüncü modelimizi aynı ilk iki modelimiz yaptığımız gibi yapacağız. Sonra dört, üçüncü model, sonra dört, beş bu şekilde pati, patiğimizin üst bölümündeki modelimizi tamamlayacağız. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Kafanız karışmasın diye her iki modeli de baştan sona sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Son ilmeğim kaldı. Bunu da ters olarak ördüm. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar iki tane modelimiz oluştu bile buraya. Gayet şöyle baktığımız anda çok güzel, çok hoş bir görüntüsü var modelimizin bu şekilde. Şimdi pembeye geçeceğiz. Yine aynı modelimizi kuracağız. Hanımlar ben bu patiğimin ön bölümüne şekilde gösterecek olursak bakın pembeden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane model kurulumu yaptım. Zaten iki modeli birlikte bitirdik. Şimdi pembeyle devam edeceğiz. Sonra krem, sonra pembe, sonra krem. En son pembeyle modelimizi bitirelim hanımlar. Sonrasında gelelim. Birlikte patiğimizin burnuna başlayalım. Evet hanımlar patimin ön bölümüne 7 tane modelimi yaptım geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve pembe ile sonucu modelimi yaptım 7. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizi krem ipimizle örecek, öreceğiz artık. Model kurulumumuz bitti. Burun tarafına geçiyoruz. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz hanımlar. Hemen ilk iki ilmeğimi ördükten sonra bu pembe ipimi de keseceğim artık. Pembe ipimizle bu bölümde artık işimiz kalmadı. Devamında krem ipimizi kullanacağız. Hemen pembe ipimin ucunda burada krem ipime bağlayayım ki patiğimiz sonradan Sökülmesini sağlam olsun diye. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ön yüzleyip hem ipimin ucunda gizleyerek gidiyorum burada. Düz olarak örüyorum. Burun bölümüne geldik artık hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimi krem ipimle düz örüyorum ön yüzde. Artık model kurulumu yapmayacağız. Bu şekilde. Şimdi arka tarafa geldik. <laughs> Geldim. Arka tarafta da yine kenar ilmeğimi alıyorum. Sonra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüze geçince kesmelerimize başlayacağız artık hanımlar. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzeyiz hanımlar e, bu aşamada artık bu burun bölümünde bakın kesimler yaptık biz bu şekilde kesimlerimiz oldu e, kesmelerimizi başlayacağız bu aşamada hanımlar kenarlardan kesim yapacağız öncelikle ilk iki ilmeğimi örüyorum ardından hanımlar öndeki iki ilmeğimi alacağım ilmekleri yer değiştirip böyle sağa doğru kesim yapacağım bu şekilde ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne doğru getirdim ikisini birlikte kesiyorum bu aşamada ilk kesimimizi yaptık sağ kenardan şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz sonra sol taraftan da kesim yapacağız ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum ta ki son 4 ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim bakın son 4 ilmeğim kaldı buradaki ilmeklerimi de hanımlar burada sağa doğru kesim yapmıştık burada da sola doğru kesim yapıyoruz yani İlmeklerin ikisini birlikte keserek örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İki ilmek kestik. Şişimizde 20 ilmeğimiz vardı. Şimdi 21 ilmek kaldı. Arka yüze döndüğümüz anda kesme işlemi yok. Arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz hanımlar. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. son ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de ördüm. İlk iki ilmeği ördükten sonra yine bakın önde iki tane ilmeğim var. Şöyle içten girilerek de kesilebilir. Fakat ben öyle zorlandığım için bu ikinci ilmeğimi alıyorum. Kesmiyorum düzgün düşsün diye. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim ve sol taraftan da yine kesimimi yapacağım. Bu sağ tarafta sağa doğru kesimi yapıyoruz. Sol tarafta da e, sola, e, sola doğru kesimimizi yapıyoruz. Son 4 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeğimi aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum hanımlar. Şu anda da 21 ilme 19 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek daha eksildi çünkü. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kesme işlemi yok. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. bunun da kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tekrardan ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ay, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yeniden öndeki iki ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde yer değiştirip sağa doğru kesim yapıyorum. Şimdi de son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Ve buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Şimdi de 17 ilmeğimiz kaldı hanımlar şimdi. Arka yüz ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde gösterdiğim gibi kesimlerimizi yapacağız. Hanımlar biz bu kesme işlemini şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 11 ilmeğimiz kalana kadar siz kesimlerimizi sizlere gösterdiğim gibi yapalım ve gelelim. Evet hanımlar ben 11 ilmeğimi kalana kadar bu şekilde kesimlerimi yaptım. Arka yüzünde 11 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi patiğimizin tabanını yapmaya başlayacağız. Bundan itibaren ilmek sayılarımız artacak. Bu dikiş olmadığı için de her defasında bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak gideceğiz. Yapacağımız işlem şöyle hanımlar. Burada 11 ilmeğim vardı. İlk ilmeğimi bakın hemen ilk kenar ilmek yerim şurası. Bakın bu kenarda. Şuraya ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimdeki on ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek de burada vardı. Şişimde tekrar 12 ilmeğim oldu. Bir ilmek de sol taraftan çıkartacağım. Şuradan. Buradan da yine ilmeğimi kenar ilmek yerinden şöyle şişimi takıyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. Toplam on üç ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi Örmeden alacağım. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar önce sağ taraftan ön yüzde sonra da sol taraftan ilmekler çıkartıyoruz. İlmek sayılarımız her iki sırada bir artıyor. Ya Her e, ön yüzde iki ilmek artıyor Daha doğrusu böyle söyleyeyim yanlış söyledim Şimdi tekrardan ön yüzdeyi, sıradaki kenar ilmek yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden giriyorum Şuradan bir adet ilmek çıkarttım kenardan Sonrasında hanımlar e, ilmeklerimi Burada düz olarak öreceğim tekrardan Patiğimizin bu şekilde hem burnunu oluşturuyoruz hem de tabanın üst bölümüne ekleniyor İlmek sayıları da her sırada e, artıyor Yeniden bakın diğer taraftaki kenar ilmek yerim sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da ilmek çıkartıyorum. Şu anda 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şekilde. Şimdi tekrar geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Ilmeğimi çıkartıyorum buradan. Şimdi diğer ilmeklerimi de örüyorum. Bakın burada son kenar ilmek yerine de geliyorum. Buradan da yine de bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar ilmek sayılarımız artıyor. Ön yüzde önce sağ taraftan, sonra da sol taraftan bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ee, bir süre yaptıktan sonra ilmekler arttıktan sonra hanımlar şöyle oluyor. İlmeklerimiz şöyle şişte biraz sıkışık gibi görünebiliyor. Ee, bu aşamada hanımlar ortalama bakın şu ilk model modeldeydi, ikinci modelin oralara kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Hem ilmek sayılarımız artmış olacak. E, dileyen böyle sıkışık ilmekle de örebilirim derse böyle arka da örebilir. Ben de örebiliyorum o şekilde. Fakat öremeyenler için de burada üç şişe geçiş yapacağız. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi dediğim gibi yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarta çıkarta. Bakın birinci pembe desenimiz değil krem desenimize kadar yapalım ortalama. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Sonra arkadaki şiş sayısını biraz bir miktar artıralım ya da misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Bir de bu bölümde hanımlar bak, bakın söylemem gereken önemli bir detay var. Bakın patiğimizin bu bölümünde ip geçişi olduğu için burada 4 tane kenar ilmek yeri görünüyor. Görünüyor. İp geçişinden dolayı ben e, ilk ilmeklerimi örmüştüm o yüzden bir fazlalık gibi görünüyor. Bizim baz almamız gereken nokta şu bakın. Burada 3 tane pembe kenar ilmek yerim var. 3 tane de krem kenar ilmek yerim var. Şimdi buradan 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Karşıdan da 3 tane çıkartacağız. Krem olan yerden 3 tane çıkartıyoruz. Karşıdan da 3 tane çıkartacağız. Bu taraftan da 4 tane çıkartmayacağız. Yanlardan ilmekler çıkartırken eşit sayıda çıkartacağız ki patiğimizin tabanı eşit şekilde örülsün. Şimdi birlikte hanımlar bir miktar ilmek çıkartalım bu bölüme kadar gelelim. Sonra şiş sayımızı nasıl artıracağımızı da sizlere anlatacağım evet hanımlar ben bir miktar bakın patiğimin alt bölümünü ördüm bu şekilde ee, ilmek sayılarım da arttı şu anda galiba 33 tane ilmeğim olacak burada Hanımlar bu aşamada ilmek sayıları arttıkça burada böyle sıkışık bir görüntü olacak. E, bu şekilde sıkışık örebiliyorsanız devam edin. Ama yok e, daha rahat örmek isteyenler için de hemen nasıl yapıldığını da göstereyim hanımlar. Çünkü ben normalde böyle sıkıştırıp örebiliyorum fakat e, buna benzer modellerimde yorumlar geldi. Sıkıştı ilmekleri öremedik diye. İlmekleri paylaştıracağım hanımlar şişlerime. Şimdi en son krem olan yeri bitirmiştim. Bakın pembe olan kenar ilmek yerinden bir tane şöyle giriyorum hanımlar kenara şuraya. Buradan şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum. Üçer tane kenar ilmekleri var hanımlar. Bakın bu sol tarafa baz alıyorduk. Buradan da burada dört tane görünmesine rağmen buradan da 3 kere ilmek çıkaracağım. Tabanımız eşit örülsün diye. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi ilmeklerimi öreceğim. Bu aşamada 35 ilmeğimiz olacak sanırım. Bu şekilde bir miktar ilmeklerimi örüyorum. Yarısına kadar öreceğim hanımlar. Bu şekilde hemen yarısı olmuştur. Hemen kalan ilmekleri de diğer simle öreceğim. Bu şekilde şişlere paylaştırınca ilmekleri örmek daha kolay oluyor. Misinalı şişlerle de yapılabilir. Fakat ben misinalı şişi hiç rahat kullanamıyorum. Bir türlü alışamadım. Buradaki yine ilmeklerimi de örüyorum. Diğer tarafta pembe kenar ilmek yerine ilmek çıkartmıştım. Bakın buradan da pembeye giriyorum. Yine pembe olan yerden bir tane ilmek çıkarttım. Böyle ilmek sayıları hanımlar her defasında artıyor. Bakın geri döndüm, kenar ilmeğimi aldım, diğer ilmeklerimi örüyorum. Ilmeklerimizi artırmaya devam ediyoruz hanımlar. Biz bu ilmekleri artırma işlemine, kenardan ilmek alma işlemine şişimizde toplam 53 ilmek olana kadar devam edeceğiz. 53 ilmek olana kadar. Buradaki ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi diğer şimdiki ilmeklerimi de yine ters olarak öreceğim. Devam ediyorum yine, gördüğünüz gibi ilmekleri böyle iki şişe paylaştırınca gayet rahat böyle ilmekler sıkışmadan örebiliyorsunuz hanımlar. Fikir olsun diye burada size bunu göstermek istedim. Böyle bakın son ilmeğimi de yine ters örüyorum. Tekrardan geri döneceğiz. İlmekleri artırmaya devam edeceğiz. Kenarlardan çıkarta çıkarta. Patiğimizin hem ilmekleri artıyor hem de patiğimizin tabanı üste eklenmiş oluyor. Bakın ikinci kez bu pembe kenar ilmek yerine giriyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Yine ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Diğer taraftan da yine ilmek çıkartacağım. Böyle devam edecek hanımlar. Şişimizde toplamda 53 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar 53, 53 ilmek olana kadar ortalama şuraya kadar geliyor. Bu e, en son pembenin altındaki krem olan yere kadar ortalama gelince diğer patiğim öyle olmuştu. Şu anda tam hatırlamıyorum. Artık her neyse oraya kadar 53 olana kadar devam edeceğiz. Sonra burada yine eklemelere devam edeceğiz. Fakat 53 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Bu nedenle hanımlar şimdi de 53 ilmeğimiz olana kadar devam edelim artırmalara. Sonrasında gelelim 53 ilmek olarak devam edeceğiz. Çünkü sizlere o bölümü de detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar ben 53 ilmek olana kadar bu şekilde kenarlardan ilmeklerimi çıkarttım geldim ee, ilk ilmeğimi bu sağdan çıkartmıştım ikinci yani 53. ilmeğimi de soldan çıkarttım şimdi geri dönüyorum artık 53 ilmek olarak devam edeceğiz hanımlar şu anda arka yüzdeyiz yine bakın ilmeğim ilmeklerimi ters öreceğim İlk ilmeğimi aldım diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi Ters örmeye devam edeceğiz. Artık 53 ilmek olarak devam ettireceğiz. Daha fazla böyle yanlardan ilmek çıkartacağız fakat ilmek sayımız artmayacak. 53 olarak sabit kalacak. Hemen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer işime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de öreceğim. Devam ediyorum. Son iki ilmek kalana kadar devam edeceğim hanımlar bu işlemi Bakın hanımlar burada son iki ilmeğim kaldı. Arka yüzde ters ördüğüm için arka yüzde olduğum için son iki ilmeğimi tersten keseceğim. Tekrar geri dönüyorum. Burada bir ilmek eksildi. 52 ilmek kaldı. Yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Tekrardan burada 53 ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde yapacağız hanımlar ön yüzdeysek eğer son iki ilmeği düzden kesim yapacağız arka yüzdeysek de son iki ilmeği tersten kesim yapacağız Sıradaki kenar ilmek yerinden tekrar e, ilmek çıkaracağız Böylece 53 ilmeğimiz korunmuş olacak şimdi ön yüzdeyim Tekrardan ilmeklerimi Düz olarak örüyorum buralar düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar Anlatılacak bölüm yok burada çünkü detay yok Sadece sonlarda işlem yapıyoruz Bu şekilde örüyorum ilmeklerimi düz olarak Bir diğer şişime geldim. Yine bu şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Böyle yapacağız yani. Her hem ön yüzde hem de arka yüzde son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Ön yüzdeysek son iki ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son iki ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz. Sonra da sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. 53 ilmek sayımızı böylece korunmuş oluyoruz. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için ikisini düzden kesim yapıyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan burada hanımlar 53 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri bu şekilde son iki ilmek kalana kadar öreceğiz. Son iki ilmeği keseceğiz. Ee, sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Sonra ön yüzde olacağız. İlmeklerimizi yine son iki ilmek kalana kadar örüp son iki ilmeğimizi düzden kesim yapacağız. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Böylece 53 ilmek üzerinden ilmek sayılarımız korunmuş olacak. Hanımlar biz bu işleme bakın. Buradaki son pembe kenar ilmek yerimize kadar devam edeceğiz. Pembe kenar ilmek yerimiz burası bakın. Şuraya kadar devam edeceğiz. Bu lastik bölümüne artık model kurulumu yapmayacağız. Hemen model üzerinde göstereyim işte buralara. Model kurulumu yapmayacağız. Biz bu işlem hanımlar bu son pembe kenar ilmek yerimize kadar gelene kadar devam edelim. Sonrasında da birlikte patiğimizin arka bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar ben bu son pembe kenar ilmek yerine gelene kadar patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Normalde hani e, gelişte bu dönüşte buradaki son iki ilmek kalana kadar örüp kesim yapıyorduk. Artık son pembe kenar ilmek yerine geldiğimize göre son iki ilmeği örmedim. Normal e, son iki ilmeği kesmedim. Normal son iki ilmeğimi birer birer ördüm. Şu anda şişimde 53 tane ilmeğim var. Artık patiğimizin bu kenar bölümüne geçiyoruz hanımlar. Ben bu patiğimin şuradaki kenarlarına altışar ilmek haroşa Ördüm. Ben haroşalarımı örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Bakın bu kenarda e, kenarlarımızda 6 ilmek haroşa var. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. 6 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Haroşayı ters örenler buraları ters örebilirler. Sonra ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. şekilde ilmeklerimi şöyle düz örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümüne geçtik. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örmeye devam edeceğiz. Sadece yapacağımız işlem şu kenarlarda alt yar ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroş olarak öreceğiz kenardaki. Ben devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye. Şimdi bakın düz olarak örüyorum. Hanımlar şurada son 6 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için yine bunu da düz örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimle birlikte arka yüzdeyim. 6 ilmeğimi e, normal düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğim 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Ön yüzde düz, arka yüzde gördüğünüz üzere ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bir diğer şime geçtim hemen. Hatta hanımlar dediğim gibi bakın şöyle ilmekler tek şişte durabilir. Dilerseniz tek şiş olarak da kullanabilirsiniz. Devam edebilirsiniz arka bölümüne. Hani böyle rahat örün diye böyle iki şişe paylaştırdım tabandaki ilmekleri. Normalde hepsi tek şişe sığar. Son alt ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi ters öreceğim. Son alt ilmeğim kenarda haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın son alt ilmeğime geldim. Burası haroşa kısım olduğu için burayı düz olarak örüyorum. Böyle. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle baktığımız zaman hanımlar bu kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin bu arka bölümüne şuraya toplamda 12 diş haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada lütfen patiğinizi ayağınıza ölçün. Arka haroşa sayılarını ona göre ayarlayın. Şu şekilde hanımlar patiğinizi alacaksınız ayağınıza. Hemen şöyle bir giydim. göstereyim. <laughs> Bakın şekilde bir görüntümüz var. Hemen şöyle giydirdim. Bu şekilde ayağınıza giyin. Bunlar zaten ördükçe biraz daha açılacaktır. Rahat olur ayağınıza. Bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu kenara gelene kadar. Ben 12 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler dediğim gibi mutlaka ölçerek, biçerek yapın. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü tamamlayalım. Gelelim sonra da birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü tamamladım geldim buraya 12 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada hanımlar topuğumuzu rahat kesebilelim diye şöyle ön yüzden baktığımız anda sol taraftaki şişime 23 ilmek ayırdım. de bir ilmek sayarak vakit kaybetmeyelim diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde hanımlar kenardaki 6 ilmek haroşamızı yine haroş olarak öreceğiz model bütünlüğü sağlansın diye. 6 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İlk 22 ilmeğimi normal ördüm. 23. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 23. ilmeğimi örerken kesim yaptım. Zaten sol tarafı da 23 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta tarafa baktığımız anda 6 ilmeğimiz kalmış. Ee, her seferinde buradaki 6 ilmeğimiz birer birer kesilip eksilip bitecek. Ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi geri döneceğiz. Kenar ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 6 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Haroşa'yı ters ölenler yine son altı ilmeği de ters olarak örüp devam edecekler. Bu şekilde son alt ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 22 ilmeği öreceğiz. 23. ilmeği örerken kesim yapacağız. 6 ilmeğimi ördüm. Sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22. 23. ilmeğime gelince öndeki iki ilmeğimi alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bir önceki sırada hanımlar arada 6 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 5 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 22 ilmeği öreceğiz. 23. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan son 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu son 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar topuk bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. E, ee, patiğimizin topu bakın bu şekilde oluştu. İlk başta bu sol tarafta 23 ilmek vardı. Sağ şimdi de 23 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride. Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğerinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. İlk ilmeğimi şişinden bırakıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip bıraktım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak kanımlar şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden almış olduğumuz ilmeğimizi ilk şişten il aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar son birer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de şöyle sırasıyla tığıma alacağım. Üçünü birlikte kesiyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı burada. Buraya iki tane sıkı bir zincir çekiyorum ve artık ipimi de kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce hanımlar bu ipimizi buraya bir gizleyelim. Şöyle arkada ilmek kenar bu ilmek yerlerinden geçirerek ilmek aralarından geçirerek bu ipimin ucunu gizliyorum bu şekilde. Evet. Patiğimizin topuğu hanımlar bakın bu şekilde oldu. Görüntü itibariyle de patiğimiz bu şekilde. E, ee, patiğimin hanımlar böyle renkli ipimle biraz daha sert kalıp gibi dursun diye e, ee, kenar oyası gittim. Kenar oyamız sadece sık iğneden oluşuyor ama size de size yine de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Yine bu gül kurusu pembe ipimi alıyorum. Tığım ile şöyle bir ilmek oluşturdum. Hemen topumun bittiği yerden hanımlar buradan girerek kenar oyama başladım bu şekilde hemen ilmeğimi buraya önce sabitliyorum hanımlar buradaki kenar oyamızı şöyle yaptım ben bir zincir çekiyorum hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak topluyorum bir zincir çekiyorum kenar ilmek yerine batıp topluyorum bu şekilde yapınca hanımlar kenar kalıp gibi duruyor patiğimize yakıştı bu ayakkabı tarzı patiğimize de şöyle bir zincir çekiyorum hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak kenar oyamı <laughs> bu şekilde yapıyorum hanımlar bakın bir zincir çektim bu şekilde devam ediyorum zincir çekiyorum hemen sıradaki kenar ilmek yerine batıp topluyorum bir zincir çekiyorum kenar ilmek yerine batıp topluyorum şöyle tekrardan bakın kenara geldim bir zincir çektim kenar ilmek yerine batıp topladım buraya hanımlar artık bir kenara geldik burada zincir çekmiyorum hemen şu kenardaki bakın şu kenar ilmek yerlerimiz var. bu bölümdeki Oraya batıyorum hanımlar. Artık bu bölümde hanımlar zincir çekmeden gideceğim. Bir zincir çekmeden sıkı iğnemi oluşturacağım. Burası daha sıkı görünsün diye. Şöyle bakın. Buralara hemen kenar ilmek yerlerine batarak sırasıyla yine yapıyorum sıkı iğnemi. Buradaki ipimin ucunu da sıkı iğnenin içine gizleyerek götüreceğim artık. Bakın şöyle. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak bakın buralarda zincir çekmeden yapıyorum sıkı iğnemi bu krem ipimin ucu da buraya gizlenmiş oldu gördüğünüz gibi bu bölümde hanımlar zincir çekmeden gidiyoruz sadece bu kenarlarında şu kenarlarında bir zincir çekip öyle batıyoruz bu bölümlerde gördüğünüz gibi zincir çekmeden sık iğnemi yaptım sıkı dursun bu bölüm diye şöyle gördüğünüz gibi böyle devam edecek Yine hanımlar buraya kadar yine zincir çekmeden yapacağız. Şu bölümde de zincir çekmeden yapacağız. Bu kenara gelince yine bir zincir çekip sık iğnemizi yapacağız. Bu başladığımız yere kadar devam ettireceğiz. Şimdi kenar oyamızı bu şekilde ilk başladığımız yere kadar tamamlayalım ve gelelim. Evet hanımlar başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. Burada son buraya da bir tane bir zincir çekiyorum ve bu renkli ipimi de artık kesiyorum. Hemen renkli ipimin ucunu da şu aralardan geçirerek gizleyeyim. şekilde Evet hanımlar patiğimizi bu şekilde bitirdik. Kenar ayağımızı yaptık. Ee, dilerseniz bir de manken ayağımızda bakalım patiğimizi. Şöyle manken ayağıma da hemen giydireyim. Çok güzel oldu hanımlar. Modelde çok yakıştı. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek severek yaparsınız işte bunlar buyurun patiğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi bakın bu kenarı yasından sonra burası daha kalıp gibi sert güzel durdu gayet güzel şık bir patik oldu bu şekilde Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.